çelişkilerini, tersliklerini, İslam'a, Allah'a değil, küfre hizmet ettiğini, kendi halkına hizmet ediyorum diye küfrün Türkiye'de dahiliğini, koruyuculuğunu, savunuculuğunu, onun avukatlığını yaptığını arkasından önünden söylemenin vacip olduğu, karşı çıkmanın farz bulunduğu ve bunları yapmamanın ise haram olduğu kanısındayım. İslam'ı ölçü edinen insanlar arasında. Allah'ın kullarını ifsad eden, Allah'ın arzını ifsad eden bir insanın ya da insanların mutlak surette insanlara teşhir edilmesinde, riyatlarında yani gıybet edilmesinde hiçbir beis yoktur. Bilakis vaciptir benim kanaatim. Ama bu denli düşman da olsa, bu denli halkın düşmanı, insanların ve Allah'ın düşmanı da olsa hiç kimseye iftiranın caiz olmadığını da açık açık bilmekte, belirtmekte yarar ve zaruret vardır. İftira ayrı bir konudur. Yani iftira bize haramdır. Biz Müslümanlara haram kılınan, kaçınmamız gerektiği belirtilen bir eylemdir, bir iştir. Bunu ne mümin kardeşimiz hakkında, ne Müslüm kardeşimiz hakkında, ne de kafirler hakkında yapamayız. Yapmaktan alıkonulmuşuzdur. Ama gıybet konusu biliyorsunuz çok meşhur, yani herhangi biriniz işte mümin kardeşinizin etini yemek ister mi? Müslümanın etini yemek ister mi? İnsan insanın etini yemeyi Müslüm mümin veya münkir hiç istememiş zaten ve yememiştir. Hini hacette, yani ölüm derecesinde aç kalmadıkça da yemiş. Dünyada bu kadar insan yaşamış, ölmüş, gömülmüş ama ne insanlar kendi ölülerinin etlerini yemişler ne de gayrın ölülerinin etlerini yemişler. Yememişler. İşte sanıyorum bundan 10 sene kadar önce Güney Amerika'da Alp dağlarına düşen bir uçağın kimi yolcuları ölmüş, karlı buzlu tepe. Kimi yolcuları da sağ kalmış, yiyecek hiçbir şey bulamamaktan dolayı oraya ulaşılması da geciktiğinden ulaşılana kadar ölen yolcuların etini yemek zorunda kaldıklarını bütün dünya medyası insanlara duyurmuş idi hatırlarsınız. Ama bu fevkalade istisnai, çok marjinal bir davranış olarak kalmış. Hani ne Budisti yiyor insan etini, ne putperesti, ne bilmem kabile dinini sürdüren yiyor, ne bilmem Müslümi yiyor, ne Hristiyanı yiyor, ne Zerdüşti yiyor. Evet, elbette ki buna benzetilmesi, yani kardeşinin ölüsünün etini yemeye benzetilmesi bu işin kerihliğini, çirkinliğini gösteriyor. Benim acizane kanaatim o ki, yanılabilirim. Ben tüm düşüncelerimi söylerken, vardığım sonuçları sizlere açıklamaya çalışırken kendisine vahiy gelen birisi olmadığımı ayrıca belirtmeye ihtiyacı duymuyorum. Sizler de biliyorsunuz ki en son kendisine vahiy gelen kimse Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam idi. Muhakkak bu sebebini söylememin sebebi, bu sebeple yanılabilirim. Benim yanılgımı sizler düzelteceksiniz. Çünkü Allah'ın sünnetinde elçilerinin dışındakilerin yanılgılarını düzeltme diye bir şey bulunmadığını biliyoruz. Bu bakımdan yanılabilirim ama şu bir vaka ki sıradan sade insanları diğer insanların gözünde iddiasız insanları, diğer insanların gözünde düşürmenin hiçbir geçerli gerekçesi bulunamaz. İken insanların önüne düşüp Allah'ın kullarını doğru yola götürüyorum diye eğri yollara götürenlerin açtıkları bu üç kağıdı millete, körüne, amasına, gözünü kırparak bakanına varana kadar herkese mutlaka göstermekte, Allah'ın kullarının o yanlışa, o tuzağa düşmelerini engellemek, bu suretle onlara yardımcı olmak açısından farziyet bulunduğu kanısındayım. Başka türlü Allah-u Teala'nın kendisi Kur'an'da bunu yapıyor. Başka türlü nasıl anlaşılabilir? Ehdinâ sırâta'l müstakîme, değil mi? Yani doğru yolda olanların yoluna ilet. O yola girmemize yardımcı ol.
وَلَا الدَّالِيلِ yani dalalette olanların yoluna değil. Kim böyle dalalete çağırdığını bildiğiniz, gördüğünüz insanların yolunun dalalet yolu olduğunu, sapıklık, haktan sapık olan, sapmış olan yol olduğunu insanlara anlatmak, o şahısların gıybetini yapmak ve dolayısıyla etini yemek de değil, eti de bu duda batsın o şahısların, kendileri de batsın, yollara da batsın. Bu konuda da çok yanlış anlaşılıyor. Yani söylüyorsunuz, diyorsunuz ki bakın işte filan adam peşine taktığı bunca Müslümanı rejimle entegre ediyor. Rejimle bütünleştiriyor. Bütün çabası bunun için. Başka hiçbir derdi yok. İşte şurada şu sözü söylüyor, burada bu sözü söylüyor. Daha geçen gün filan adama işte ne yapıyorsun hoca diyor. O da diyor ki vallahi işte insanlara diyor Allah'ın kullarına Allah'ın kitabından, Resulü'nün sünnetinden bahsediyoruz. Olmaz olmaz hoca diyor, partimizden bahsedeceksin, partimizden diyor. Şimdi bunu orada burada duymamış adamlara da anlatacaksın bunları. Ola ki iki kişinin daha jetonu düşer yani işin farkına varır. Yoksa yürüyen yürüyor, alıp başı koyun gibi. Koyunlar mezbahaya kesilmeye giderken bıçağın altına hiç fark ediyorlar mı? Azıcık fark etseler giderler mi? Bunlar da hiç farkında değil, öyle gidiyorlar. Fark ettirmek için ne lazım geliyorsa yapmak zorundasın. Yapacaksın. Bunun adının gıybet olması mümkün değil. Yani insanlara marufla emretmenin, münkerden nehyetmenin gıybet sayılması, yani haram sayılması mümkün mü? Kesinlikle değil. İnsanları özel olarak herhangi bir amaca mebni değil, yani bencil nedenlerle küçük düşürmek herhalde haram olmalı. Yani ben işte filan adamın ayıbını ne kadar çok serer dökersen, benim ayıbım o kadar az bilinir, onunki ise çok bilinir, çok çok ayıplı bilinen adamın yanında ben ayıbı az bilinen ya da az ayıplı bilinen kimse olarak itibarım artar düşüncesiyle yapılan eleştirilerin, yapılan o ayıp anlatmaların herhalde gıybet olması ve kardeş etini. Yani sırf bu sebeple onu geçeceksiniz. O daha düşecek, siz böylece yükseleceksiniz. Bu sebeple yapılan şeylerin gıybet olması kadar görünüyor. Yani bu tür davranışlardan sakınmak gerekir. Çünkü insanlar birbirlerini biri diğerinden daha geride kaldığı için geçmişse bu geçme değildir. Yani biri diğerinden daha üstün faaliyette bulunuyorsa, üstün fikirler irad ediyor, üstün davranışlarda bulunuyorsa geçmeli. Bu sebeple geçmeli. Yani sen düştün, ben senin üstüne çıkarak yükseleceğim. Yani bu yükselmenin İslam'da puan alıcı bir yanı yok. Evet, kabir azabı daha evvel de bahsi geçen bizim klasik bilgilerimiz arasında meşhur itikat imamları olarak anılan iki kişi var. Allah mağfiret etsin onlara. Birisi İmam Eş'ari, Hasan el-Eş'ari, diğeri de İmam Maturidi diye anılan iki isim. Bu İmam Maturidi'ye izafe edilen İtikat ve Tevhid Risalesi diye iki kitap benim elime geçmişti 1953 yılında. İlahiyat Fakültesi tarafından orijinali yani Arapçası ve yanında da tercümesi yayınlanmış. Yusuf Ziya Yörükhan diye bir öğretim üyesi yayınlamış. Şu anda kitabın müşterek adını hatırlamıyorum. Ama vaktiyle bu kitabın tıpkı basımını yapıp eğitimimize tabi olan birçok kardeşimize hizmete özel olarak yüzlercesini, binlercesini dağıtmış idik. Bilmekte, görmekte yarar var idik. İtikatla ilgili görüşlerini açıklarlarken Allah-u Alem yani onun adıyla meşhur İmam Maturidi kabir azabı bahsinde kabir azabının bulunduğunu, kabir azabına delalet eden Kur'an'dan iki ayeti göstermek suretiyle kail olduğunu açıklıyor. O kitap onunsa. Tabii ben görmedim yazarken.
Ama öyle anılıyor. Yani İmam Maturidi'ye ait Tevhid ve İtikad Risalesi diye küçük küçük iki risale. Orada Tevbe Suresi 101. ayet galiba birisi, birisi de Secde Suresi kapıdan küsür müdür yahut ters midir? Yani birisi ayetin, şimdi mealen hatırlatacağım size. Birisi secdede, hafızlığı olanlar hatırlatırlarsa bize, yani sure ve ayet ismi hatırlatırlarsa seviniriz. Birisi Secde Suresinde, birisi Tevbe Suresinde. Ayetin birisi mealen şöyle: onları sabah, onlar sabah akşam azaba arz olunacaklar yahut arz olunurlar ayeti. Bu ayette sabahtan maksadın kabirdeki azap, akşamdan maksadın da ahiretteki cehennem azabı olduğu yolunda görüşü var. Olduğunu söylüyor İmam Maturidi. Yani görüşüne bunu delil gösteriyor. Diğeri de onlar iki kere azaba arz olunurlar. Birisi secdede, birisi tevbede. Yani onları yaptırıyorum. Birisi de 101 ayetin numarası ama secdenin kimi, tevbenin kimi bilmiyorum. Hemen birisi el çabukluğuyla buluverebilir yani şöyle kulağından sessizce. İki ayetin de kesinlikle ne birinin ne ötekinin kesinlikle kabir azabıyla uzaktan yakından alakası bulunduğunu söyleyebilmeyi mümkün görmüyoruz. Aynen metne sadık kalarak düşünür isek, onlar iki kere azaba arz olunacaklar ayetinden o iki kerenin, kerelerden birinin neye, ne zamana, ne şekilde yapılacağını, diğer kerede ne şekilde olacağı, ne zaman olacağı, hangi mekanda, hangi mahalde olacağı da herkese bizler tarafından kesinlikle bilinmeyen, açıklığı bulunmayan şeylerdir. Elbette ki Allah bundan ne kastetmiş kendisine malumdur. Lakin biz kullarına iki kere azaptan kastının ne olduğunu herhangi bir başka ayette de açıklamadığını biliyoruz. Diğer ayette de yine onlar sabah akşam azaba arz olunurlar. Sanıyorum Arapça bir deyim veya Türkçe'de de biz ya ne geliyor bu adam sabah akşam burada. Yani sık sık geliyor anlamında kullanılan bir deyimdir Türkçe'de, değil mi? Yani sık sık bu adam buraya uğruyor. Ne işi var bu çocuğun burada? Sabah akşam burada bu çocuk filan deriz yani günlük dilimizde. Bu anlamda mıdır bilmiyorum ama eğer bu anlamda ise efendim sürekli arz ediyor. Sabah sık sık. Yani sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar şeklinde mi anlaşılır bilmiyorum ama sık sık azabı arz olunurlar. Yani herhalde kelimelerden hareketle bir deyim anlamı kazandırmaya kalkarsak sık sık azap görecekler anlamına gelen bir ayet olmalı. Fakat asla bu kelimelerin içerisinde kabir kelimesi de yok. Kabirle ilgili bir azaptan da bahsetmenin mümkün olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Olsaydı kabir azabı elbette ki Allah sivrisineği bile misal vermekten çekinmeyen Allah, kitabına, Kur'an'ına bundan da bahseden bir cümle koyar idi. Nice mükerrer cümleler var Kur'an'da, değil mi? Mükerrer ayetler var, hem de tıpatıp. Onlardan birini eksik koyar, eğer kontenjan dolduysa bu konuyu bildirirdi. Kaldı ki 4 ayet fazla gelseydi Muhammed Aleyhisselam'a gönderilen vahiy, o da kabulümüzdü. Yani biz işte 6666 ayete varız, 67'ye yokuz. Öyle Müslümanlık olur mu? Olmaz tabii. Evet, yani kabir azabı itikadi bir husus olduğu için, itikadi hususların hemen hepsinin gayba müteallik hususlar bulunması münasebetiyle, yani bilinmeyen ne tanık eden hususlar olması münasebetiyle, bilinmeyenin sahibi, yani gaybın sahibi nelere inanmamız gerektiğini bildirmeli bir, ne kadarına inanmamız gerektiğini de bildirmeli iki. Bu konularda zannın, gerçekten bir şey ifade etmeyen zannın asla yeri olmamalı.
İtikadın mutlaka kesin olması gerekir. Zanla, şüpheyle itikad edilmez. Müşahhaslaştırır, örneklendirmeye çalışırsak, işte ben %99.9 Allah'ın varlığına inanıyorum da işte %0.01 filan. Bu şekildeki inancın Allah katında kabul görecek bir inanç olmadığını açık bir şekilde bilmek lazım. Zaten iman etmenin Türkçe karşılığının emin olmak demek olduğunu bilmeliyiz. Emin olmamız lazım. Emin olmak demek şüphesi kalmamak, tereddüdü bulunmamak demektir. Buna rağmen şüpheli bir şekilde inanırsanız o inancınız inanç sayılmaz. Yani emin değilsiniz demektir. Yani benim senden şüphem var arkadaş diyorsan bununla ben sana güvenmiyorum diyorsundur. Öyle değil midir? Cennetin varlığı vallahi işte inanıyorum ama işte filan diyorsan işte biraz da o filan dediğin kadar da inanmıyorsun demektir. Yani şüphen var demek. Böyle inancı Allah katında kabule makrun, kabule yakın görmüyor. Kabul etmiyor. Herhangi bir şeyin bulunduğunu söylemek bir iddiadır. Genel akıl çerçevesinde, akıl safları dahilindeki bazı doğruları usul açısından ele alırsak. Yani filan şahsa işte hırsız demek bir iddiadır. Örneğin zani demek bir iddiadır. Ve gavur kafir, kafir veya müslim bütün cihanda, cihan kuruldu kurulalı şu bilinir ki her iddia sahibince ispat olunmak durumundadır. Sen birine böyle söyleyeceksin, onu ben ispat edeceğim. Hayır efendim, benim öyle bir görevim yok. Sen söylemişsen sen ispat edeceksin. Kim kabir azabı var diyorsa bunu ispat etmekle mükelleftir. Kuruntuyla itikat oluşmaz, zanla itikat oluşmaz. Kur'an'da sivrisinekten bile bahseden Kur'an'da kabir azabından bahis var mıdır? Yoktur. O zaman kim var diyorsa o ispat etmek zorundadır. Kimse de bunu ispat edemiyor, edemez. Kur'an'la ispat eder. Kur'an'la sabit kılamaz. İspat etmek sabit kılmaz. Kılamaz. Diğer yandan düşünelim. Mümkün mü, değil mi, olur mu, olmaz mı? Kur'an'a bakarak tabii, yani afaki düşünemeyiz. Diyor ki orada, kıyamette insanlar yattıkları kabirlerinden kaldırıldıklarında, işte ben şuradan kaldırıldım, Ali Bey de oradan kaldırıldı, birbirimizle göz göze geldik. Ben diyorum ki, yahu ne kadar da az yattık yani, bir gün mü yattık, daha mı fazla, daha mı az? O da diyor ki bana, yok ya daha az yattık. Yani ben bir gün zannederken onda daha az olduğunu söylüyor. Daha ilk aramızdaki konuşmalar, Kur'an'a bakarak söylüyor. Yani Kur'an'da böyle ayetler var. Peki, öldüğünden itibaren o kaldırıldığı güne kadar azap var idiyse kabirde, hiç azap çekerek vakit geçirdiniz mi, bilir misiniz? Azap çekilerek geçirilen vaktin bir saniyesi kaç aya bedeldir? Hiç bilir misiniz? Örneğin siyasi polisle işkenceye alındınız mı? Örneğin gecenin ne kadar uzun olduğunu uyuyamayan ağrılı hastaya sorun. Yoksa sıhhati yerinde ve kestirdiğinden sabahleyin uyandığı ana kadar fosur fosur uyuyan adama ne soracaksın? O nereden bilir gecenin ne kadar uzun olduğunu? Nereden bilir? Diyor ya Allah hani peygamberine, sen sana saatten sorarlar ya. Yani. Onu bilmek nerede, sen nerede? Yani kıyamet ne zaman kopacağını sana sorarlar. Devamlı da diyor ki onu bilmek nerede, sen nerede? Fosur fosur rahat rahat uyuyan adam, deliksiz uyku çeken adam gecenin uzunluğunu nereden bilecek? Onu bilmek nerede, o durumdaki adam nerede? Kim bilir? Uyuyamayan ağrılarıyla sabahı etmeye çalışan adama sorsan geceyi kaç asır sürüyor, kaç ay sürüyor, kaç yıl kadar uzun. Değil midir? Şimdi azap görerek
kabirde azap görerek o dönemi öyle geçiren insanı düşünün. Bu insan uyandığında buna benzer laf edebilir mi? Hemen hemen az veya çok hepimiz de orada zılgıtı yiyeceğimize göre, ki anlatılanlara göre öyle görünüyor, değil mi? Ananın adını şaşırsan ayvayı yedim, babanın adını şaşırsan genelde, peygamberin kim deyince bilmem ne filan değil mi? Yani o imam efendi kalıp da duladan belli diyor ya, onları takım ediyor yani. Telkin ediyor. Bilgilerini ölüye ulaştırıyor ki aman şaşırmasın da notu yarım almasın diye. Ne düşünmüşsün ya, bunun İslam'ı ne alakalı? Uyduruk uyduruk şeyler öyle mi Fatih? Yani, Esher'de de belletseler hava bu. Esen'de de belletseler hava. Ölü işitmez ki ne söyleyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresinin içinde yanlış hatırlıyorsak siz söyleyin. Bu kitap ölüler içinden inmedi. Diriler için diye ayet var. İçinde bu cümlenin bulunduğu ayeti millet gidiyor mezarlıkta ölüleri okuyor. Evet diyorlar. Bu kadar çelişki olur mu? Ya bu çıkıyor. Ölüler için değil, diriler için diyor. Peki kabristanda ne diye okuyorsun bunu? Yani ölüye gidecekmiş. Mesela Türkiye'de başka yerleri yakından bilmediğim için yani Türkiye diyorum insanları da tanıyoruz dinini de durumu da her şeyini. Kabristan ziyaretinden tek amaç, en ağırlıklı amaç kabirdeki ölüsüne yardım etmektir. Yani ben mezarlığa mı gidiyorum, sen mezarlığa mı gidiyorsun? İşte baban oradadır, cesedi, cenazesi, ölüsü, evet annem orada, deden, nenen, neyse, hanımın, nişanın. İşte okuyup edip ona yapılmakta olan azabı hafifletmeye yönelik. Yani ha biraz gidip de hedaya götürür. Asla ve kata mezardakine yardım edilmez. Mezardaki ölü haliyle sana yardım edecek. Nasıl yardım edecek? Ölümü en iyi hatırlamanın. Bugün sağlıklısın, zenginsin, şöyle mevki sahibisin, böyle güç sahibisin filan ama günün birinde senin de oradakilerin bir benzeri olacağın, yani bir avuç toprak olacağını hatırlamanın, o sebeple azıtmaktan geri durmanın en tesirli mekanı kabristandır da onun için kabir ziyareti sağlara faydası olsun diye tavsiye edilmiştir. Ölüye hiç ölünün ne haberi olur, ne bilmem kalkar gezer, ne senin vardığını bilir, ne düşmanının geldiğini bilir. Hiçbir şeyden haberi yoktur. Ta ki kaldırılana kadar. Bitmiştir. Ama tam tersine millet ölüye yardım etmek için kabristana gider. Gerçek böyle olduğu bilindiği halde. İlk birçok şey böyle tersine dönmüş, yani ters yüz olmuş. Tabii içinden çıkmak pek güç oluyor yani, halka anlatmak. Ya olur mu şimdi adamı yani babası adına sevap işlemekten de alıkoymuş oluyor. Şimdi babasını azaptan kurtarmasını elini vurup durduruyorsun bu suretle yani. Yahut cehennemden çıkmasına engel oluyorsun filan gibi duygulu. Yok daha cehennem mehennem yok ortada, dur bakalım. Hesaptan önce cennet, cehennem var mı? Ayrıca kabir azabı öyle geliyor ki insanız, ben düşünüyorum şahsen, yani en esaslı dayanağım Fatih Bey şu: eğer varlığından söz edilen bir şeyse, herhangi bir şey, onu kim söylüyorsa, o onun varlığını ispat etmekle mükellef. Kim kimin için ne diyorsa, kim ne var diyorsa, kim ne yok diyor, onu ispat ediyor. Böyle bir şey onlar tarafından, yani ispat edicileri tarafından, etmeleri gerekenler tarafından hiç de inandırıcı olacak şekilde delil ileri süremiyorlar. Yok, Kur'an'da açık bir delil yok. Onlar sabah akşam azaba arz olunacaklar. Ne var burada? Kabir azabı varmış. Ben de diyorum ki kuyu azabı var. Hadi bakalım hangisi doğru? Laf mı bu yani? Nereden çıkarıyorsun? Hiçbir kelime iki kere azaptan birinin kabir olduğuna delalet etmiyor. Öyle değil mi? Yanlış mı? Ne yanlış mı? İki kere azabı arz olunacak. Olduğu gibi inan o ayete. O iki kereden biri Türkiye'de, biri Almanya'da. Yok biri bilmem karakolda, biri mapsanede. Biri kabirde, biri bilmem. Nereden biliyorsun? Zar mı atıyor? Falma, fal okumu çekiyor. Nereden biliyorsun?
Bildirdi mi Allah sana? Yok. Olduğu gibi ayet ne söylüyorsa o kadarına inansana. Ne diye tafsil etmeye kalkıyorsun? Yani tafsil ediyorsun, işin içinden çıkamıyor, işi bozuyorsun işte. Kaldı ki biz ayrıca şunu biliyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diniyle ilgili, Allah katından getirdiği dinle ilgili edilen vahiylerin tümünün toplandığı kitabın adına Kur'an diyorlar. İşte o kitabın dışında bir vahiy de yine Kur'an'a bakıldığında görülmüyor. Öyle olunca vahiy gayi metlul diye geleneksel kültürde, klasik kültürde anılıp durulan, isimlendirilen vahyin bulunmadığı inancını taşıyoruz. Zira bulunduğunu ispat etmek, bulunduğuna dair delil verebilmek mümkün değil. Kimse de verememiş zaten. Efendim işte manasını Allah ona belletmişmiş de kelimelerini düzenlemeyi Peygamber'in kendine bırakmışmış da hiç bunları anımsatacak bir ayete rastlayan var mı öyle? Yani biz de yıllardır anlamadığımız, göremediğimiz yerleri olabilir. Okuduğumuz halde fark edemediğimiz manaları bulunabilir. Mümkün bu. Ama var mı yani? Hadi ben göremedim, sen de göremedin, öbürü de göremedin, belki de göremedin. Yani hiç doğru dürüst bu konuda ciddi bir delil öne süren bir Allah'ın kuluna rastlanmış değil. O bakımdan itibar olunmaz. Yani olunmamalı. Çünkü bize gelen her rivayete boyun eğer temenna çakarsak o zaman işin içinden çıkılmaz oluyor. Peygamberin idrarının da esansa dönüştüğüne inanmazsan imanın eksik kalıyor. Efendim ne rivayetler? Peygamberler ölmezmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu aramızda dolaşırmış, bakarmış. İşte Fethullah Efendi buyuruyorlar ya efendim. Bir evlenmeyi aklından geçirmiş, bekarlık canına tak etmiş, davaya hizmet için evlenmeyeceğim demiş. Fakat zor bir insanın yalnız yaşaması, eşsiz yaşaması her açıdan zor. Bir taraftan yemek, bir taraftan çamaşır, bir taraftan bulaşık, bir taraftan ütü, bir taraftan dava, tabii asıl o. Aklından geçirmiş ki, küçük dünyasında, minicik dünyasında o hatıratında anlatıyor. Zaman Gazetesi'nin arkasında yayınladılar ya bir süre. Yahu evlensem daha mı iyi olurdu yani davama hizmet açısından daha mı iyi olurdu diye aklından geçiresi gelmiş. Hemen sen misin vakvak kardeşlerinden birine ertesi gün yani o gece rüyasına girmiş. Hemen adam ertesi gün gelmiş. Bak demiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyamda gördüm Fethullah. Git ona de dedi. Ne dedi? Sakın evlenmesin. Evlenirse ölür, ben de onun cenazesine gelmem buyurdu. Yani Peygamber'in işi gücü yok, onun bunu cenazesine imamlık yapıyor, alt üst dağıtıyor herhalde, bir şeyler yapıyor. Ateş sabah akşam ona sunulurlar. Yani ateşe sabah akşam sunulurlar. Tamam da sabah akşam, eğer bir deyim anlamındaysa hiç çıkmazlar, hiç çıkarılmazlar yahut sık sık ona arz edilirler. Sık sık ateşe tutulurlar, ateşe atılırlar. Anlamında bu sabah şu, bilmem akşam bu. Kabir de yok ki ateşten. Şu kadar. Nereden buradan kabir çıkarmıyor? Ayrıca da biz yine Kur'an'dan şunu biliyoruz ki muhakeme olmadan kaldı ki Allah herkesin halini biliyor. Yani mahkeme etmese de şu ana kadar bilgisayarın datasına hani defter var ya yazıyorlar. Ben fazla günah ne kadar işledim, sevap ne kadar işledim. Efendim hepsi direm diremine yazılı. Mithkale zerratın hayran yara, mithkale zerratın şerran yara şeklinde bu iş. Zerresi bile kaybolmayacak şekilde. Şu anda bile isterse ayrıca bir mahkeme kurmasına lüzum yok. Fakat kendine sünnet etmiş Allah, adet etmiş. Yani bir divan, mizan kuracak ve sual edecek kullarına. Bildiği şeyleri tekrar onların uzuvlarından işitecek, başkalarına da işittirecek. Değil mi? Yani sen yaptıklarını Allah biliyor. Buna rağmen bile itiraf edeceksin. Yani ne halt ettiyse şu dilin onu anlatacak. Şu gözün ona şehadet edecek. Değil mi? Şu elin. Ondan sonra insanları cehenneme, cennete neyse gömülecek. Yani bu muhakemeden sonra. Kabir azabı yahut kabir safhası insanın gözaltı safhası diyelim. Hani şu dünyadakine benzetmeye kalkarak. Tıpkı siyasi polisin işkencesi gibi oluyor bu. Yani daha mahkeme sen o işi yaptın mı, yapmadın mı sormadan
Yemen medya. Şu işi de sen yaptın değil mi? Yani savcıya, hakime ifade çıkaracak. Allah'ın buna ihtiyacı var mı öyle? Kaldı ki yargılamadan o kimseyi cezalandırmayacağını söylüyor. Kabir safhası ise yargılanmadan önceki safha değil midir? Nasıl telif ederiz? Yani bunu nasıl içinden çıkaracak? Mümkün görünmüyor doğrusu. Ruhlarına psikolojik bir... Bu işler belki götüren işler değil Fatihciğim. Götürmüyor belki. Evet, bir arkadaşımız hatırlatmışlar. Allah kimseyi hesaba çekmeden cezalandırmayacağı veya mükafatlandırmayacağını açıkça söylüyor demiş. Biz de söylemiştik hatırlanırsa. Evet, yani şöyle genel kuralları iyi bilelim, hatırlayalım. Yani herhangi bir iddia sahibince ispatlanılmak zorundadır. Yani kabir azabı vardır mı diyeceksiniz. Kim diyecekse bunu, bu iddianın sahibi bunun delilini göstermek ve itikatla ilgili olduğu için itikat Kur'an'dan alınır. Kur'an'dan delilini göstermek zorundadır. Öyle şu manaya da bu manaya da gelebilecek şeyler delil olmaz. En azından delaleti açısından, yani neye delalet ettiği bilinmediği, o konuda kesinlik bulunmadığı için delil olarak gösterilemez. Yani o ayeti reddetmedi. Yok efendim, aynen kabul ediyoruz. Ama aynen herhangi bir açıklık getirerek iki kere azaba arz olunurlar. Amennâ ve saddaknâ deriz. Ama o iki kereden bir keresi Offenbach'ta, bir keresi Frankfurt'ta, yok öyle bir şey. Yani kim söyledi? Kim söyledi? Yok. Bırak söylediği kadar. Eğer lazım olsaydı bize tafsilatı, incelikleri, gerekseydi Allahu Teala sivrisinekten bile bahseden Allah o konuda suskun geçmezdi. Demek ki bildirmek gereğini duymamış. Tıpkı bu Miraç olayında olduğu gibi, yani İsra suresi Allah'ın sözleri. Kulumuzu diyor Mescid-ül Haram'dan Mescid-ül Aksa'ya bir gece yürüyüşü yaptırdık. Öyle demiyor mu? İsra gece yürüyüşü demek. Hepsi bu kadar. Aman araya giren rivayetler, ya Rabbi işi içinden çıkılmaz haline dönüştürüyor. Ayşe demiş ki işte gitti geldiğinde demiş yatağı sıcaktı demiş de bir ulan Ayşe o zaman daha 5 yaşında altı bağlı gezen bir çocuk Mekke'de. Onun yatağında ne işi varmış bu Miraç denilen olayın cereyan ettiği zaman. Lan ne alakası var bunun? Hiç kimsenin düşündüğü. Kaldı ki Allah dilese neyle götürdü, ne yaptı, ne etti. Kulli şeyin kadir değil mi? Açıklardı bize. Biz de bilirdik bisikletten mi gitti, deveyle mi gitti yoksa ışınlandı mı? Hani onu da bugün işte uzay yolu filmleri seyrediyoruz da oradan söylüyoruz değil mi? Başka bildiğimiz yok. Bırakalım, götürmeye kadir mi kadir? Götürmüştür. Öyle söylüyorum. Bitti. Yok efendim gitmiş de orada işte Allah'tan dönerken yolda Musa yoluna çıkmış da o demiş ne getiriyorsun hidayeye bir aç da bakayım he beni demiş de o da demiş 50 ver rekat namaz da vakit namaz demiş rekat değil vakit. Hey, ne yapıyorsun demiş ya daha evvel bana da öyle verdiydi ümmet dayanamaydı yol yakınıken dön bunu indirt demiş. Tenzilat yaptırıyorsa bu fiyatına ümmetine satamazsan bunu demiş. Göndere göndere o saf adamı nihayet sonunda beşe indirtmiş yahu yahu. Yani bir kere Allah kullarının neye tahammülü olup neye gücünün yetmeyeceğini bilmeyen bir Allah mı bizim Allah'ımız? Yoksa küllü şeyin alim olan, bilmediği olmayan Allah mı? İki, burada yani İsrailiyat buram buram kokuyor bu Miraç hadisinde. Hiç Muhammed Aleyhisselam da öyle vur ekmeğini, elindeki şekeri ekmeğe al, vur eline ekmeğini al bir adam. Musa yolunu çevirip iki de bir de döndürmeseydi biz okkanın altına gittiydik. Yani iyice 50 vakit namazına telef olduyduk şimdi. Yani arkadaşlar 10 dakika ya lafız hemen bilmem ne vakit 47. vakit girdi abi filan. İşin gücün yok bu oyuna. Ya, hayat dururdu ya düşünemiyorum. Kaldı ki yeryüzünün hiçbir mekanında ne kutuplarda ne ekvatorda ne ikisi arasındaki arzda 50 vakit diye vaktin olduğunu ne cahiller zamanında, ne Çinlisi, ne komünisti, ne Müslümanı, ne Budisti. Hiç kimse öyle bir vaktin varlığından bahsetmemiş. Bütün insanlar arasında müşterek vakitler var. Nedir? İşte sabah vakti, öğle vakti. Hadi ikisinin arasında bir kuşluk vakti.
diye bir vakitten bahsediliyor. Etti üç, bir de ikindi dört, bir de akşam beş, bir de yatsı, hadi bir de gece yarısı teheccüd vakti. Altı, yedi. Nerede bunun 50, 44'ü nerede? Hiçbir kavim tarihin hiçbir döneminde 50 vakit diye bir vakitten bir günde bahsetmemiş. Hiçbir kavim. Böyle uyduruk uyduruk şeyleri şişirip söylemişler. Yani o rivayette öyle anlaşılıyor ki bizi 50 vakitten kurtarıp 5 vakitte indiren tek şey, yani Allah da değil, Muhammed'in de rolü zaten hiç yok. Varsa yoksa Musa, yani yatıp kalkıp biz Musa Aleyhisselam'a dua edelim, ona şükredelim, yoksa yediydik yani. Bu olur mu ya? Yani Allah dinini korumasını üstlendiği dinini bu şekilde oyuncak ettirir mi yani? Olacak iş mi hiç? 6 sayfa Buhari'de, Müslim'de bilmem ne uzun 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 film senaryosu gibi anlatılıyor. Hiç olacak iş mi? İnsan genel ölçüleri bilmeli ve yolu, yani işi çıkmaza gittiğini görünce de hemen orada dikilip o genel ölçülere başvurmalı. Her iddia sahibince ispatlanılmak zorundadır. Yoksa o iddia itibar görmez. Hepsi bu kadar. Var, şu var, sihir varmış, yok bilmem ne varmış, cadı varmış, bilmem falan, kim demiş. Ama herkes, herkes kaç kuruşlu? Sen diyor musun? Sen onu söyle. İşte isteği bırak. Cadı var mı yok mu? Var. Diyorsan eğer, var diyorsan, buyur ispat. Süpürgesine binip de uçuyor mu? Millet ne diyor o kadar Kongor'da filan İngiliz'i, Fransız'ı bir araya gelip yalımız yapamıyor da para harcıyor da üşüttü mü? Bir süpürge sapıyla bu iş oluyorsa. Allah aşkına. Şimdi abi güzel de. Halının üstüne binip de uçan halı bilmem ne. Öyleyse biz havacılıkta feza senayinde çok daha ileriyiz ve mazimiz eski. Ama hala ne hikmetse kendi yerli mal uçaklarımıza değil, gavurdan aldığımız tonlarla para döktüğümüz uçaklarla gidip geliyoruz. Değil mi? Uçan halı. Nasıl? Efendim. Şimdi bir Miraç hadisesi Kur'an'da zikrediyor. Bunun nasıl olur? Hayır. Nasıl Kur'an'da olur? Miraç bahsetmiyor. Dikkat edin. Hayır, İsra söz ediyor. İsra'ya amenna ve saddakna diyoruz. Yolculuktan bahsediyor. Yani tamam, bu yolculuğun adı şey değil ki. Yani göğe yapılmış yolculuk değil. Kur'an'da bahseden Mescid-ül Haram'dan, yani Kabe'deki mescitten, Mekke'deki Kudüs'teki mescide kadar kulu Muhammed'in, Muhammed'e gece yolculuğu yaptırdığından bahsediyor Allah. Öyle değil mi? Tamam da gece yolculuğunu yapan insan muhakkak bir şeyler söylemiş olması lazım. Yani bu yolculuğu nasıl yaptığını, yani bu yolculuğun nasıl vuku bulduğu konusunda bir şeyler söylemiş olması lazım ki bu yani en azından bu yolculuğu nasıl yaptığını veya bu yolculuğun niçin yaptığını açıklamış olması lazım. Bunlar diyoruz Nurettin Bey, eğer biz Müslümanlara gerekli olsaydı Allah-u Teala bunları da bize anlatırdı. Biz de onlara da amenna ve saddakna derdik. Eğer din vahiyden oluşuyorsa Allah vahyi korumayı üstüne almış. Öyleyse neden Kur'an'ı korumayı üstüne almış ve gerçekten bugüne kadar bir ayet bile ilave olmadan, eksilmeden günümüze kadar gelmişse, eğer hadisler de Allah'ın korumasında olsaydı, hiç kimse tereddüt etmeden onlar da günümüze kadar ulaşırlardı ki mevcut gerçek bunun tamamen aksinedir. Yani İmam Bukhari'nin, Allah mağfiret etsin, baş tacı edip kitabını aldığı bir şeyi bakıyorsunuz bir başka hadis imamı almıyor. Hiç yer bile vermiyor. Bukhari'nin yer vermeyip alınmaya değmez gördüğü bir rivayeti bakıyorsun Müslim çerçeveletmiş, baş köşeye asmış. Bu insanların takdirine mi bırakır Allah dinini, yoksa kendi takdiriyle mi o dinini belirler? Elbette ki din onunsa takdirini bize bırakmaz, kendisi belirler, kendisi yapar. Kendisi de işte Kur'an'la bunu yapmış. Diğer şeylerle değil. Yapsaydı onlar için de biz amenna ve saddakna derdik. Haşa, deseydi ki fare benim ortağım, biz ona da amenna ve saddakna derdik. Efendim? Derdik, yani itiraz edecek halimiz mi var? Ama dememişse uydurmanın alemi yok.
Allah peygamberlere vahyetmiş. Ya da kimi peygamber olmayan insanlara da vahyetmiş, Musa'nın annesi, İsa'nın annesi gibi arıya vahyetmiş diye buradan hareketle işte efendim Rabiatul Ademiye mübarek kadına da işte vahyediyor. Yahut bilmem Mehmet Efendi'ye yok. Ya buradan hareketle her önüne gelen bana da ediyor, bana da ediyor der. İşinden de çıkamazsınız işin. Olmaz. Delilimiz olması lazım ve biz biliyoruz ki Allah velilerine vahiy mahiy yapmıyor. Nebilerine vahiy ediyor. Elçilere vahiy ediyor. Velilere vahiy ediyorum diye bir sözünü ben hatırlamıyorum. Yanılıyorsam hatırlatın. Anlatabiliyor muyum? Zanla itikad oluşmaz. Zandan din olursa diğer dinler gibi Allah'ın gönderdiği din değil de insanlar tarafından kokuşturulmuş, bozulmuş, tahrir edilmiş, tahşiş edilmiş, tebdil edilmiş bir din olur ki tıpkı bugünkü Hristiyanlık gibi. Neresi Allah'tan gelen şekline benziyor bu din? Güya bu dini de Allah gönderdiydi, peygamberi de Allah'ın elçisiydi değil mi? Ama daha bir asır geçmeden o dine inananlar Allah'ın elçisini Allah'ın oğlu yapmışlar. Böyle olur mu? Böyle olursa daha böyle olur işte. Onun bunun gömleğini çıkarır gibi milletin günahını çıkarırlar, bilmem ne yaparlar. Uydur uydur din de adına. Takvalı olacağım diye evlenmezler, bu sefer birbirleriyle yatağa kalkar, dünyayı kokudurlar. Yedi kat arşa çıkar, livatanın seviciliğin bilmem boyutları, kokusu. Peygamberin önemine binaen birkaç cümleyle tekrar edelim. Konumu nedir? Benim konumum nedir? Ebu Bekir'in konumu nedir? Sahabenin konumu nedir? Muhacirinin konumu ve ila ahir. De ki, elimizde değişmez bir yasa var. Yani kanun var, delil var. Ona bakarak biz peygamberi anlayacağız. Ben acizane Kur'an'ı okuduğumda görüyorum ki peygamber de Kur'an'a tabi olarak Müslüman olmuş. Kur'an'ı ahlak edinerek Müslüman olmuş. Peygamberin en kapsamlı ve en anlamlı sünneti, en müekked sünneti de o kitabı yani Kur'an'ı ahlak edinmek olmuş. Şimdi örneklendirmeye kalk, yani Kur'an'da diyor ki hiçbir konuda Allah'ın ortağı yok. Allah herhangi bir hususta kanun koymadan yaratmaya kadar, yarattığı eşyaya özellikler vermeden o özellikleri kaldırmaya kadar, rızık vermekten ecel belirlemeye kadar, gaybı bilmekten bilmem gaybından haberdar etmeye kadar tüm işleri kendine tahsis etmiş. Yani bana has, bana ait bu işler. Benim dışında da bu konuda ne müşavirim var, ne ortağım var, ne yardımcım var, ne oğlum var, ne yeğenim var. Hiçbir şeyim de yok diyor. Öyleyse biz bunları böyle bilmek zorundayız ki sahih akide sahibi, yani tevhid akidesi sahibi olabilelim. Aksi takdirde boyumuza kadar şirke giriyoruz. Peygamberin görevi nedir? Şeriat koyuculuk da Allah'ın kendine tahsis ettiği el-şari sıfatı, eş-şari sıfatının da Allah'ın kendine ait olduğunu biliyor. Dolayısıyla Allah'ın hüküm koymada da hakimlerin hakimi olarak kendini tavsif ediyor Kur'an'da. Hüküm koymada da Allah'ın bir ortağı, danışmanı, yardımcısı filan olmadığını biliyoruz. Kur'an'da söylüyor bize. Yoksa başka bir bilgi kaynağımız yok. Zaten İslam olacaksak kaynağımız, konumuz, ötemiz yani çevresinde dönüp duracağımız tek şey var. O da öncelikle ve muhakkak müekkeden Kur'an-ı Kerim olmalı. Zaten Muhammed Aleyhisselam'ın da etrafında dönüp durduğu kaynak mihver mi derler? Mihenk ölçü, evet o. Başka bir şey değil. Kendine gelen vahiy için ne diyor? Diyor ben bana vahyolunana uyuyorum. Sizi de ona uymaya, yani bana uymaya çağırıyorum. Ben ne yapıyorsam sizi de onu yapmaya çağırıyorum. Ne yapıyorum? Ona gelen vahye uyuyor. Size de diyor ki, bize de diyor ki sizleri de benim yaptığımı yapmaya çağırıyorum. Yani vahye uymaya çağırıyorum. Hepsi bu kadar. Şimdi peygamber şeriat koyucu da değil. Haram helal belirleyici de değil. Aksine Kur'an'da delil de var. O bal şerbeti hikayesinden dolayı herkes biliyor, bilmiyorum. İşte hanımlarından birisi nöbet kendinde olduğu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun evine gittiği zaman adet edilmiş, seviyor diye peygambere hep bal şerbeti yapar, ikram edermiş. Bize gelen bilgilere göre.
Peygamber de bundan hoşnut olurmuş. Öyle normal bir şey, suç değil. Bal şerbeti yapmak da suç değil, onu sevmek de suç değil. Ha. Diğer hanımlarından birisi de öğrenmiş ki işte filan hanımı böyle böyle yapıyor, Resulullah da ondan hoşlanıyor. O kendine geldiğinde o da yapayım da benden de daha çok hoşlansın diye düşünmüş. Bu da suç değil. Böyle yapmış. Alışkın olmadığı yerde içip o hep yaptığı kadına gelince yakın çekim oturuyorlar anlaşılan. Karı koca değil mi? Geğirmiş herhalde ki ağzından bal şerbeti kokusu. Vay, kafasının kapağı atmış bu hep bal şerbeti yan kadının. Nasıl olur işte, hep ben sana yaparım, niye başka yerde içiyorsun? Yani tek eline almak istiyor, kıskançlık, bu ayakları var ya. He. Kafasının etini yemiş peygamberin, yani iyice ütülemiş kafasını, hem de terzi ütüsü. 7-8 kilo ağırlıktaki ütü. O da öyle anlaşılıyor ki insan değil mi? Yani haram olsun bu bana, yeme içmeyeyim de, yani ne burada ne orada ne şurada, siz de kafamın etini yemeyin. İnsan olarak biz de bu gibi durumları yaşamıyor muyuz? Mesela evde 3-4 çocuk var, işte babasın. Aklına geliyor bir şey görmüşsün, ya şu oyuncaktan bir tane alayım ya ve götüreyim de çocuklar oynasın, sevindireyim diyorsun. Kötü mü bu? Yok. Götürüyorsun, ulan millet sevinsin diye, o bana ver, sana ver, ana baba günü evde bir kavga, bir şamata, bir gürültü. Ya sen memnun olsunlar, sevinsinler diye o kavgaya sebep oluyor, ona çeviriyorum. Ulan bir daha size oyuncak alırsam, ha yani nasıl diyorum, aynen bu durum yani, öyle görünüyor. Haram olsun bana. Hemen ayet geliyor, ayette diyor, Allah'ın helal ettiğini nefsine haram kılan kim diyor. Peygamberin şari sıfatı yok efendiler. Adı üstünde yahu elçi, elçi. Elçi ne demek? Elçi ne demekse o demek yahu. Yani Allah kullarıma bildir diye, uygulayarak yahut teorik olarak. Ha? Bildir diye ne bildirmişse onları kullarına bildiren adama elçi derler. O kadar. Gelelim namazın işte rekat sayısı öte diğer aksamı. Zaten dikkat edilirse Kur'an diyor ki, yine kendi açıklıyor. Biz sizden önceki ümmetlere de namazla emrettik, zekatla emrettik, hacla emrettik demiyor mu? Bir. O ümmetlere, yani İbrahim Aleyhisselam'a da emredilmiş. O günden bugüne namaz yaşıyor ama çok az insan kılıyor. Mesela bugün Türkiye'de namazı bilmeyen neredeyse yok gibidir. Ama kılmayan da çok gibidir. Yalan mı? Bilmek yetmiyor. Kenan Evren biliyor ama sanıyor muyuz ki herhangi birimiz 5 vakit namaz kılıyor? Yok ama biliyor. Babam gil kılardı filan da der yani. Zaten babası hocaymış ona, öyle diyor ya. Bilmek ayrı, kılmak ayrı. Çok az kimse kılıyor olabilir Mekke'de. Kaldı ki Kur'an namazın erkanı diye bütün fıkıh ekolleri, bütün mezhepler tarafından ortaklaşa kabul edilen erkanın tümünü Kur'an kendisinde sayıyor zaten. Namaz, abdest namazın erkanından değil mi? Evet. Kur'an'da yok mu? Var. İstikbali kıbla namazın erkanından değil mi? Var. Öyle. Kur'an'da yok mu? Var. Kıyam erkan mı? Evet. Kur'an'da var. Rükû yok mu? Var. Vakit sayısı da var. Yani biraz çok net gibi görünmese bile o da var yani. Rekat sayısı yok. Rekat sayısı kesinlikle yok. Yani sabah 2, öğlen 4, akşam 3, yatsı 4, ikindi 4 demiyor. Doğru. Diyelim ki Resulullah bunu kafasından kıldı. Sabahı 2 kıldı, öğleni 4 kıldı. Varsayalım. Çünkü şunu 4 kıl, şunu 2 kıl diye bir ayet olmadığını biliyoruz. Eğer eksik kıldıysa, yanlış kıldıysa, az kıldı veya çok kıldıysa, din Allah'ın, elçi de Allah'ın elçisi. Benim elçim değil. Ben göndermedim. Allah gönderdi. Derdi ki o zaman eksik kılıyorsun sabahı. Yani o vakitte 2 rekat az. 2 daha ilave et. Bundan sonra 4 kıl derdi. Öyle mi? Var mı böyle bir vahiy? Yok. O zaman zımnen tasvip etmiş diyoruz. Çünkü aleyhine, bu rekat sayılarının aleyhine zayıf da olsa küçücük bir rivayete dahi rastlanmıyor. Tarih boyunca dünya kadar mezhep gelmiş geçmiş. İbadiyeden Zahiriye'ye, Zahiriye'den Sevriye'ye kadar mesela. Şii'nin çeşitli olarak hiçbir Allah'ın kulu çıkıp sabah namazı 2 değil de 3 rekat dememiş. Ve yapmamış da. Kaldı ki az bir grup da olsa, farklı bir rivayet bulunsaydı ona uyup
uyabilirdi. Yani uymuşlar da nitekim tarih boyunca. Yine Kur'an-ı Kerim'de bana tevcih edilen bir soru, itikada taalluk eden hususlardan birisi yine. Peygamberler ölmezler deniliyor. Şehitler de ölmezler deniyor, Kur'an'da deniyor. Bu ölmez demek ayrı bir mana taşıyor. Yoksa yani canı çıkmaz, şu bildiğimiz tıbbi ölüm, fiziki ölüme uğramazlar anlamında. Yani toprağa da canlı canlı mı gömüyoruz o zaman? O manada ölmez değil. Müşrikler, Müslümanları Allah yolunda ölmelerinden dolayı onlar boşu boşuna öldüler gittiler, işte toprak oldular diye kınıyorlar. Allah buna cevap olarak onlar için ölü demeyin, onlar diridirler diyor. Yoksa diri diri gömdünüz onları anlamına değil. Diri diri insan gömülür. Nitekim öldü diye gömülüyor insanlar değil mi? Diri ise diri insan gömülür mü? Bu manada değil. Soruda halk arasında İsa Aleyhisselam göğe kaldırılmış, sonra yeryüzüne ineceği söyleniyor. İşte Mehdi, Mesih bilmem ne filan hikayeleri. Kur'an'da var mı? Yok yani. Kur'an'da İsa'nın göğe kaldırılışın tabiri geçiyor. Ref'i diye. İsa'nın Ref'i diye İktibas dergisinde vaktiyle Muhammed Şeltut'un veya Muhammed Abduh'un bir güzel makalesini yayınlamış idik bu konuyla ilgili. Çok güzel yani. Merak edenler oraya bakabilirler. Hangi ciltte hatırlamıyorum. Çünkü 173 sayı olmuş. Yani göğe kaldırılması, biliyorsunuz Yahudiler İsa'yı öldürdük, onu çarmıha gerdik diye bir iddianın sahipleri. Allah-u Teala onların yanıldıklarını, öldürdüklerinin İsa Aleyhisselam olmadığını açıkça Kur'an'da bize bildiriyor. Yani onlar yanıldılar, ona benzettiler birisini gerdiler çarmıha. Biz İsa'yı yanımıza aldık. Yani beni nereye? Beni odunluğa göndermiyor ya. Beni de yanına alıyor zaten. Hani ondan geldik, ona döndürüleceğiz ayeti ne demek? Herkes, yani Lenin de ona döndürülecek. O Allah'ın kapıcısına döndürülmeyecek. Yani bütün kapıcısı falan yok. Herkes ona döndürülecek. Onu inkar eden de ona döndürülecek. Ebu Leheb de. Muhammed Aleyhisselam da ona döndürülüyor. Öyle değil mi? Yani ben size hayat verdim, hayatınıza son veren de benim. Yarın kabirlerinizden sizi diriltip karşıma dikeceğim. Kıyam, işte ayakta durduracağım ve sonra sizi yargılayacağım diyor. Yoksa bu yanıma aldım, onun yanında sonra işte şey gibi sepetten sallar gibi onu sallayacak yok böyle bir şeyin. İslam'da uzaktan yakından alakası yok. Bu konuyla ilgili elinizdeki kitap listesinde ve İktibas'ın son sayısında yayınladığım kitap listesinde de tekrar ettiğim Mehdilik isimli çok bu konuya doğrudan temas eden bir kitap var. Şu anda yazdığında, yayınladığında asistandı galiba bildiğim kadarıyla. Geçen Şiilik Sempozyumunda Büyük Tarabi Oteli'nde de karşılaştım. Profesör olmuş Avni İlhan, kitabı da Fehmi Koru yayınlamış. Ta o İzmir'deki Beşevler bilmem ne şeyinde. Bilmem ne evler diye onlar. Akevler sitesi. Ha. Onların matbaası filan kaynak yayınlarından idi. Depolarında kalmış. Yüzlerce getirttim, dağıttım filan. Şimdi başka bir yayın yenilemiş. Kitabın adı Mehdilik. Yazarının adı Avni İlhan. Bu kitap okunursa bu konuyla ilgili diğer dinlerde, İslam'da rivayetler, öte böyle hepsi ele alınıyor ve Kur'an esas alınmak suretiyle kesinlikle Mehdilik kavramının, Mehdi diye işte gökten gelmesi beklenen bir kimsenin mevcudiyetinin afaki, uyduruk, kuruntu mahsulü bir varlık olduğu açıklıkla ifade ediliyor. Diğer dinlerde bu kavram nasıl geliştirilmiş onlar anlatılıyor. Yok velhasıl yani İsa'nın tekrar gelecekmiş de işte yeryüzünü düzeltecekmiş de bir deccal çıkacakmış da günahkarları kesecekmiş de arkasından Mehdi temizlik işleri müdürü gibi gelip ortalıktaki kanı temizleyecekmiş de yani yok böyle senaryolar, tamamen genel ifadesiyle İsrailiyat olarak adlandırılıyor. Aklı eren, İslam'ı bilen kimseler tarafından, çünkü böyle şeylerin İslam'da yeri yok. Evet. Başka bir soru da yok. Kabirdekilerden yardım istemek
Sanıyorum 1983 yılı idi, Allahu Alem. Yugoslavya'da, yani Bosna Hersek, daha sonra Bosna Hersek Cumhuriyeti diye bir isimlendirilen yerden, Prizren şehrinden bir okuyucumuz var. Nevzat Beksaç. Yaşlı bir adam, 80 küsür yaşlarında filan. Ona iktibas gönderiyoruz. Derken bize bir mektupla bu konuyu sordu. Onun sorusu üzerine bu hususta bir kavramlar yazısı yazmıştık. Hani kabirdekilerden yardım istemek diye yine hurafe cümlesinden Müslümanlar arasında yaygın bir takım şeyler var. Örneğin işte evliya mezarlarını millet ne için ziyaret eder? Evliya dediği o kabirde yatan, derisi kemiği bile kalmamış adamların yardımını ummak için. Yani bir gün öyle bir kabir ziyaretine siz de müşahede için, şahit olmak için gitseniz de oraya gelenlere şöyle bir kulak verseniz, biraz yarı sesli filan da dua ediyorlar. Kızına iyi bir koca vermesiyle yardımcı olmasından tut da o kabirde yatanın, işte oğluna güzel bir gelin de, eğer gelini hamileyse tozun gibi bir oğlan olsunlar varana kadar. Yani sanki bu işlerin nüfus işleri filan, demografik işlere onlar bakıyormuş gibi neler istiyorlar neler. Onlardan kaldı ki onların ne halde olduklarından bile haberleri yok orada yatanların. Kimin ölüsü olursa olsun, kimin cesedi olursa olsun hiçbir şeyden haberleri yok. Dolayısıyla kabirdekiler kimseye yardım edemezler. Kimse de kabirdekilere yardım edemez. Eğer yardım, yani şefaat olsaydı Allah katında olurdu ve Allah'tan olurdu. Yoksa kendilerinden şefaat umulan putlardan, Hübel'den, Lat'tan, Uzza'dan yardım, yani şefaat umulmaz. Onlar umsun dursun, bu onların kuruntusu. Kur'an'da Allah açıkça söylüyor. İnsanların ahirette şefaatçısı, açık açık söylemek gerekirse, sahih itikadı artı salih amelleridir. Sahih itikadı ve salih amelleri olan yardım umsun. Ana sermayesi bir şeyleri var demektir. Hiç ne sahih itikadınız var ne salih ameliniz var. Kaldı ki sahih itikadı olmayanın salih amelinin de o kişiye yardımcı olacağı değil, olmayacağını biliyoruz kaderine göre. Bu bakımdan kimse kuruntusunu din edinip de kabirdekinden yardım dilemeye kalkmamalı. Çünkü kimse kimseye yardım eder. Hele ölüler hiç kimseye yardım edemezler. Ölüm, yani ölü halleriyle, kabirde bir avuç toprak olmuş halleriyle bir yardımda bulunabilirler belki. Bizim sağların, orayı ziyaret eden, onların hallerini gören sağların günün birinde kendimizin de onlar gibi bir avuç toprak olacağımızı düşünmemize yardımı olur. Hallerinin o kadar. O da onların irade ettiği, dilediği bir yardım değildir. Habersizce bulundukları halin bizim tarafımızdan çıkarıldığı sonucudur. Yoksa onların lütfu değildir. Onların keremin sonucu değildir. Şehitler hakkında Kur'an'da şöyle bir ayet var. Onlar bizim katımızdan rızıklandırılmaktadır. Bu ayet şehitlerin bizim bilmediğimiz bir şekilde yaşadıklarına delil olamaz mı? Yok, Kur'an-ı Kerim'de öyle bir hayatın bulunduğu söylenmiyor. İki hayat var. İşte bir bu dünyadaki hayat, bir de ahiretteki hayat. Ahiretteki hayatla bu dünyadaki hayat arasında bir mesafe var. Bu mesafe öldüğümüzden diriltileceğimiz güne kadar geçen süreye ait olan mesafedir. Orada ne olup ne bittiğini bilmiyoruz. Rızıklandırılırlar derken onlara verilecek mükafat bizim katımızdadır. Onların bizim yolumuzda ölmelerinin karşılıksız kalmayacağını bildirmiştik. Evet, bu karşılığı biz vereceğiz. Yani kimsenin onlara bir şey vaat etmesine, bir şey lütfetmesine, bir şey kerem etmesine lüzum yok. Bizim keremimiz yeter, biz vereceğiz. Bizim vereceğimiz şeyler onlara yeter. Kur'an'da gerek kıyamet sahneleriyle ilgili, gerek bu gibi konularda, mesela şehitler, onlar bizim katımızdan rızıklandırılmaktadırlar denilmesi, yani halen şimdiki zaman kipiyle söylenmesi belki yanlışlıklara, yanlış tercüme ve yanlış anlamalara sebep oluyor. Kimi konularda olacak olayları Allah olmuş gibi daha müessir olması, daha tesirli olması, insanların kafasında kalması açısından
siga farkıyla anlatıyor. Bu olmamış olayı olmuş gibi anlatma. Bu Türkçe'de de başka dillerde de yani edebi bir farklılıktır, bir üstünlüktür, bir üsluptur bu. Bu o anlama gelmez. Mesela vaktarava saati yani vakit saat yaklaştı. Ondan sonra inşak kalkamara diyor. Yani saat yaklaştı, ay yarıldı. Bu öyle bir üslup ki yani kıyamet koptuğunda yani şu düzeni biz bozmaya karar verip de bozduğumuzda evet işte ay yarılacak, arkasından dağlar hallaş pamuğu gibi atılacak, denizler fokur fokur kaynayacak. Velhasıl o zamana kadar gördüğünüz düzenden hiçbir şey kalmayacak. Biz onu Allah kulak edeceğiz demektir. Bunu öyle canlı anlatıyor ki olmuş gibi. Sen de hakikaten mesela cehennemlikler cehenneme atıldığında yani onlar yandık diyecekler. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehenneme atıldığında yandık diyecekler. Onlara kaynatılmış irine benzer bir şey içilecek. İç uzuvları da yanacak. Yanan, telef olan her şeyi yeniden halkedilecek, yaratılacak. Bu suretle azap devam ediyorken onlar cehennemin meleğine bağıracaklar, seslenecekler. Ne olur Rabbine söyle de bizi öldürsün. Zira biz bu azaba, bu eziyete dayanamıyoruz. Devamlı Allah diyor ki, bak daha henüz olmamış bir işi olmuş gibi tesirli yolunu seçmiş. Diyor ki devamlı cehennemin meleği Malik onun adı diyor. Onlar o sağır diyor. Onların nidalarını işitmeyecek diyor. Zaten işitse o çığlıklara dayanamaz bir şeyler yapar. Ama işitmesin de tesirli olmasın diye sağır yaptık. Yani sağır adam çığlıktan anlar mı? Çığlığı duyar mı? Duymadığı için anlamaz, etkilenmez de. Yani adam derken gerçi Malik adam da değil, melek ayrıca da. Ya öyle bir anlatıyor ki ya insan kendini o ateşin içinde hissediyor. Yani yanmaya başlıyorsun bir taraftan. Kaldı ki daha olmamış bir şey. Yani kıyamet kopmadı. Mizan kurulmadı, muhakeme yapılmadı. Dolayısıyla kim suçlu, kim suçsuz? Allah katından hüküm verilmedi. Bu insanlara malum olmadı. Ondan sonraki hayat nasıl oluyor? İşte o öyle tesir etsin, insanlar bundan etkilensin, ders alsın, o istikamette kendine çeki düzen versin diye böyle canlı anlatılıyor. Buradaki şey de öyle, yani rızıklandırılmaktadır, rızıklandırılacaktır anlamında. Yani karşılığı bizim yolumuzda canlarını vermelerinin karşılığı bizim katımızdan karşılanacaktır, bizim katımızdan verilecektir, biz vereceğiz. Biz rızıklandıracağız. Yani rızık en genel anlamıyla insanın iktisap ettiği eline geçen şeyler anlamına geliyor ya. Yani şehitlerin eline geçecek şeyler de bizim taraf canibimizden verilecek şeyler olacak anlamında. Ama bir başka ayette de aynen şöyle diyor. Allah için ölenlere siz ölüler demeyiniz. Onlar yaşıyorlardır ama siz farkında değilsiniz diyor. Şimdi yani Nurettin Bey, bu yaşama, bu hayat Allahu alem. Çünkü Allah açıklamıyor. Bizim bildiğimiz hayat işte bizim yaşadığımız gibisi. Mesela ahiret hayatını da gidip gelmediğimiz için bilmiyoruz. Dolayısıyla Allah bize o hayatla ilgili neler söylüyorsa ancak biz de onları söyleyebiliyoruz. Öbür türlü gidip gelen yok ki gelsin de anlatsın buraya. Şöyle şöyle böyle böyle. Bunun bize dolayısıyla bir mahiyeti olamaz yani. Olabilir de ne diyeceğiz? Yani varsayalım ki var. Da ne? Hadi söyle. Kim bir şey söyleyebilir? Bizim için gayb. Ne sen söyleyebilirsin, ne ben, ne filan adam, ne falan adam. Yani bu mümkün değil bir şey söylemek. Bu bakımdan biz bu gibi şeylerle uğraşma yerine bizim için ayan beyan, açık seçik, belirgin olan şeyleri anlamakta, onların gereğini yerine getirmekle mükellefiz. Öbür türlü bize diyor ki mesela cennete konulacak kimseler ebediyen orada kalıcıdırlar diyor. Ve orada işte nimetin her türlüsüyle onlar ikram olunurlar, izam olunurlar diyor değil mi? O kadar. Hemen tutup da işte orada ananas suyu da var mı? Yani canın zopam istiyor senin. Yani sen şunu bil ki oraya gidersen, oraya gitmenin yolunu tut. Sana lazım olan bu şimdi. Orada sana verilecek şeyler, orada oturacağın yer, gölgeliği, ötesi, berisi, yiyeceğin, içeceğin her neyse hiçbiri şikayetçi olmayacağın şeyler. Hiç sevmeyeceğim bir şey yok orada.
Ya ben bunu sevmem, sevmiyorum diyeceğim bir şey yok. İşte bu kadar, bunu bil. Öbür tarafta Coca-Cola'yı, pirzolayı ne karıştırıp duruyor yani. Müfessirler bu çok şeyler karıştırmışlar biliyorsun Fatih. Yani karıştırdıkça da işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Karıştırırsan yenilmez. Altından ırmaklar akıtılan Adin cennetlerim var demiş. Bizim müfessirler hemen o ırmakların önüne çoban sülü gibi baraj kurmuşlar, baraj gölü oluşturmuşlar. Oraya sazan balığının tohumunu atmışlar, kenarına salkım söğüt dikmişler, kasinolar. Hamiyet yüce ses, alev zahmet sayın bir Allah. Ham İrbiyam datlı sen. Yahu yapmayın ya, buraya benzetiyorsunuz ya. Dikkat et yani, insan ancak bildiğiyle tanımlayabilir. Neyi biliyorsun? İbrahim Tatlıses götürüp onu da sahneye çıkardım, ona söyleteceğim. Ya orada başka tatlı ses, maya hoş sesler varsa. Niye karıştırıyorsun bu işleri? Yani hep senin söylediğin, andığın şeyler hep buraya müteallik şeyler. Buranın şeyleri. Ha? Bunlar buranın mahsulü, yani ahiret işi değil. Mesela hayat diyor, burada da hayat da orada da hayat. Ama buradaki hayat, ölümlü bir hayat değil mi? Ama ahirette ölümsüz bir hayat, Kur'an'ın ifadesine bağlı kalarak söylüyor. Orada cehennemdeki de cennetteki de ölmeyecek. Yani ebediyen orada kalıcı demek ne demek? Başı var oradaki hayatın ama sonu yok demek. Bu nasıl bir hayat? Mesela yaşlanma da olmamalı. Yaşlanma olsa, yaşlanma ne demek? Giderek ölüme yaklaşma demek. Doğal prosedürde. Vücut şeyin, insan ömrünün en güzel yaşında sabit, sürekli yaşıyor. Demek ki oradaki yaratılışımız, bedenimiz daha farklı olacak. Allah her şeye kadir değil mi? Buradaki gibi yaratılsak cehennemde de orada hemen 50 sene, 100 sene ondan sonra orada da öldüm. Ne anladık cennete gitmekten? Değil mi? Hani ebediyen kalacaktık? Ebediyen kalacaksak farklı bir hilkatle kalabiliriz herhalde. Çünkü buradaki hilkatin ebedilik vasfı yok. Yani en babaydı kaç, hadi tevatüre inanan 900 sene yaşamış. 900 sene de bir zamandır gelip geçmiş işte. Geçmiş de nitekim. Muh yaşamıyor şimdi. Ama orada hiç kimse ölmeyecek. Herhalde yeni çoluk çocuk da doğmayacak. Yani nüfus artış eksilişi sıfır. Değil mi? Evet. Yani itikat gayba müteallik konuları içerdiği için, yani bilinmeyen, bu bilinmeyenler de gayret gösterilmek suretiyle öğrenilebilecek şeyler değil. Örneğin şimdi ben araba tamir etmeyi bilmiyorum. Yani araba tamir etmek benim için gayb diyelim. Ama çalışır, çabalarım, ustasına giderim, ders alırım, bir şey yaparım, çırak dururum, kalf olurum, öğrenirim. Uğraşmakla öğrenilecek bir şeydir bu. Bu gayb, gayb olmaktan çıkar, günün biri gelir benim için. Ama uğraşılarak istediğin kadar gayret sarf et, ulaşamıyorsun. Hiçbir veri, hiçbir döküman elde edemiyorsun. Edemeyeceğin alanlarda kafa yormanın da insanı bir yere götürmeyeceği, gayret sarf etmenin de hiçbir şey elde ettirmeyeceği konularda çabalamanın, gayret etmenin de bir anlamı yok. Mesela her meslek, her iş, her gayret çalışılarak elde edilir. Sünnetullah'ta böyle. Bir tek elçilik, Allah'ın elçiliği hariç. Çalışılarak Allah'ın elçisi olunmaz. Gayret gösterilerek Allah'ın velisi olunur ama elçisi olunmaz. Elçisini Allah diler ve kimi dilemişse onu seçer. Allah elçi seçecekmiş. Hadi çalışalım, çabalayalım da işte bizden birini seçsin. Ya beni ya seni filan. Yok. Yani bu sünnetullah'ta yeri olmayan bir düşüncedir. 'Düşmanın silahıyla silahlanmak diye Müslümanlar arasında çokça yaygın hatta kimi görüşçüler arasında ana düstur haline dönüştürülmüş bir esaslı yanlışın ifadesi üzerinde durmak istiyoruz. Düşmanın silahıyla silahlanmak deyiminin anlamını anlayabilmek, anlamına açıklık kazandırabilmek için herhalde öncelikle silahın ne olduğunu bilmekte yarar var. Silah nedir? Bir tanım getirir isek, getirmeye çalışır isek, silah elinde bulunduranı
elinde bulundurmayana nispetle daha güçlü kılan şeye denir diye ayarını mani, efradını cami bir tanım, bir tarif yapabiliriz sanıyorum. Yani işte ateşlisi vardır, ateşlisi vardır, bilmem kimyevi olanı vardır, bilmem nesi vardır, bilgi açısından bilmem nesi olanı vardır falan filan. Yani çeşitleri bir yana ama silah elinde bulunduranı elinde bulundurmayana nispetle daha güçlü, daha üstün kılan şeye denilir diye bir tarif yapsak herhalde pek mahsurlu bir tarif değil. Yani iyi kötü de ne demek isteniyorsa onu anlatan, anlatabilen bir tanım sayılır. Örneğin Kur'an'da da bu konuya dair işte düşmanla baş edebilmek, yani onlara karşı kullanmak üzere işte atlar beslenmesinin söylenmesi, elinde besili atlar ya da yetiştirilmiş atlar bulunan taraf, bulunmayan tarafa nispetle daha güçlü olmaz mı? Bu istikamette söylenmiş, yapılmış bir tavsiyedir. Tabii şu günde ordular süvarilerle diğer tarafa üstünlük elde edemiyorlar. Artık zırhlı araçlarla, tanklarla, bilmem lazerlik, gecenin koyu karanlığında karşı tarafı gören dürbünlerle teçhiz edilmiş bilmem ve ila ahir. Hani uzun uzun askeri bilgi, silah sanayini anlatmaya lüzum yok. Zaten bilmiyoruz da o kadar fazlasını. Fakat düşmanın silahıyla silahlanmak der iken Müslümanlar bazı şeylerde ipin ucunu kaçırıyorlar. Yani mesela istihbarat da silah sayılır. Yani istihbarat sonucu elde edilen bilgiler de o bilgileri elde edeni karşı tarafa nispetle daha güçlü kılar. Mesela düşman ne kadar asker sayısı var, ne kadar gücü var, ne kadar silahı var kendi bilir. Ama düşmanının bunu bildiğini bilmesi gücünün bilinen tarafa zaaftır. Eğer düşmanının bu konuda bilgisi olduğunu bilirse o taraf bir takım yanıltıcı bilgiler yaymak filan gibi, yani ek faaliyet yapma zorunda kalır. Hele hele düşmanınızın gücünü biliyorsunuz fakat düşmanınız sizin onun gücü hakkında bilginiz olduğunu bilmiyorsa bu böyle dört dörtlük bir üstünlük sağlar insana. Yani nerede kaç sayılık tugayı var, ne kaçarlık yani, nerede ne kadar silah, neresi zayıf neresi güçlü, cephaneliği nerede, bilmem nesi nerede filan, zayıf noktası nere, güçlü noktası nere, siz bunları biliyorsunuz. O ise bunların sizin tarafınızdan bilindiğini bilmiyorsa sizdeki bu bilgi ona sizi gerçekten üstün kılan bir bilgidir. Çünkü bu bilgilerden yararlanarak hareket etmeniz, işte o zayıf nokta, zayıf karnından vurmanız suretiyle onun belini kırarsınız. Belini kaydırırsınız. Ve işini bitirirsiniz. Zaten savaştan maksat da buysa, bir tarafın diğer tarafı durdurmasıysa bitirirsiniz işi, durdurursunuz. İstihbarat elde etmek için düşmanlar, ya yani Müslüman olmayanları kastediyorum, her şeye başvuruyorlar. Kim evi silah dağıtıyor mesela. Efendim çoluk, çocuk, bebek, kadın, öteberi, ihtiyar, mıhtiyar dinlemiyor, öldürüyor, vuruyor, kırıyor. Daha ötesi, bilgi alabilmek için karılarını, kızlarını da gönderip kullanıyorlar. Yani git karşı tarafın kumandanıyla yat, kalk, iç, bilmem ne, ne yaparsan yap. Yeter ki bize işte onun hücumunu geciktir veya işte bir takım bilgiler al. Tarihte bunun bir sürü örnekleri var. İşte meşhur bir Rusların Katarina'sı, bizim de bir baltacımız var ya. Şimdi bu da, bu yolla da bilgi edinmek mümkün görüyoruz. Ama Müslümanlar olarak biz bu yol ile bu silahı kullanan düşman gibi, biz aynı silahı kullanıp, yani karılarımızı, kızlarımızı gönderip, annelerimizi, bacılarımızı ne yap yap düşmandan bilgi al, İşte onunla yat, kalk filan diyemeyiz. Buna Allah cevaz vermiyor. Dolayısıyla Müslümanlar genel olarak doğru olan bu doğruyu o denli yanlışlarla, yanlışları da karıştırarak kullanıyorlar ki örneğin küfür hükümleriyle hükmetmek haram olduğu halde
efendim güçlü olacağız diye gidiyor mevcut küfür hükümetine talip oluyor. Biz bakan olalım, bilmem ne olalım falan filan. O zaman küfür rejimine bulaşıyor. Onunla hükmediyorsunuz. O rejimin üstünlüğüne inananlardan fazla da farkınız kalmıyor. O bakımdan düşmanın silah her silahıyla, silah saydığı her şeyle biz silahlanamayız. Onu anlatmak istiyorum. Bu çok çok önemli bir husus. Biliyorsunuz Türkiye'de bir Milli Görüş Partisi var. Şimdi refah sağlamakla meşgul, millete vaat etmekle. Bunların yollarının düsturu, esası da bu. Düşmanın silahı ne yapsalar, yani karşı taraf beyaz zehir satıp para mı kazanıyor ve partisine mi harcıyor? Bunlar da aynı şeyi yapıyor. Tabii 1974'lerde Münih'te bir Milli Selamet Partisi milletvekili Almanya'ya afyon getirmişti arabasının gizli bölmelerinde, Halit Kahraman isimli, hatırlar mısınız hiç? Bundan 19 sene evvel. Evet. Hiç duydunuz mu? Diyarbakır milletvekili Halit Kahraman. Milli Selamet Partimizin milletvekiliydi. Ve adamı burada Alman polisi, oş köpekler, kurt köpekleri hof huf derken kokusunu almış. Ondan sonra bir de MHP'li yakalandı Fransa'da. Kudret bilmem ne diye bir Türkeş'in senatörü. O da aynı yolun yolcusu. Anadolu arabasının kaportasının arasına öteye böreye bir sürü eroini zula etmiş. Orada satacak ve Turan davasına beyaz zehir parasını aynen o biçim kullanacak. Bizimkiler Allah yolunda kullanacak filan. Adam yakalandı burada ve öyle bir paniğe kapıldı ki ben bunu partinin talimatıyla getirdim ve geliri partimize, Milli Selamet Partisi'ne harcanacaktı diye beyanat verdi. Yer yerinden oynadı tabii. Karman çorman oldu ortalık. Vay falan filan, ne oluyoruz ne bitiyoruz? Erbakan soğuk terler dökmeye başladı tabii. Pabucu dama atılınca ödü koptu. Adamlar gönderdiler. Bilmem ne yaptılar, bu şimdiki cumhurbaşkanı adayları var ya, o kalıbını düşmana gösterecek, ondan sonra hiç depoya koy. O adamı buraya gönderdiler. Mektuplar yazdırdılar. Ben yakından vakıfım. Bu suçu üstlen, partiyi temize çıkar bilmem ne filan diye. İşte efendim polislerin korkusuyla ifade öyle, hani karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar hesabı, ifadeler filan değiştirdi de. Onun üzerine adam kendisi üstlendi ve işte o zaman Almanya'da cezası, işte o beyaz zehire el kondu. Bilmem kaç sene de hapis yattı. Adı sayı esamisi de duyulmaz. Geçti gitti, neredeyse adam öldü mü kaldı mı şimdi. Halit Kahraman diye bir adamı ondan sonra hiç duymadık. Bu çok dindar partimizin, çok dindar milletvekiliydi yani. Düşmanın silahıyla silahlanacaklardı. İşte silahı da yakalattılar. Tersi. Evet, silah ceplerinde patladı, butlarına kurşun saplandı işte. Evet. Olmaz yani, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam düşmanın kendisine üstün gelmek için başvurduğu hiçbir şeye başvurmuş insan değildir. Bize gelen bilgilere bakarak söylersin. Hiçbir şeye. Onlar yalana başvurmuştur, peygamber yalana başvurmamıştır. Onlar hileye başvurmuştur, peygamber hileye başvurmamıştır. Savaşta bile mesela şöyle bir olay anlatılıyor. Çok enteresandır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı işler olarak. Bedir için kontrole çıkmış. Yani Bedir kuyusunda kim var kim yok, kervan gözlüyorlar ya, hani Ebu Sufyan'ın. Bir Arabi'ye rastlamış. Yani çöllü bir adam. Ona demiş ki peygamber, Bedir kuyusunun etrafında kim var, yani kaç kişi var? Herkes orada böyle tetikte yaşıyor. Çünkü aşkıyalık kol geziyor. Adam huylanmış yani, ne yapacak? Bunu ne için soruyor? Baskın mı yapacak filan? Demiş kim olduğunu söyle, bildiklerimi söyleyeyim. Orada da kişisel olarak tanıtma söz konusu değil. Kabilesiyle insanlar kendini tanıtıyor. Kabile mevcutları belli. Peygamber demiş ki ona, öyle rivayet ediyorlar, sen bildiklerini söyle, ben sana kim olduğumu söyleyeceğim. Adam demiş evet, kuyunun başında birileri var. Peygamber adamı daha da şüphelendirmemek için günde kaç deve kesiyorlar diye soru sormuş. Yani adam sayısını çıkaracak oradan, bir deve 100 kişinin yiyeceği ise misal, 10 deve kesiyorlar demek ki 1000 mevcut var orada. Ona göre bir düşmanı hakkında istihbarat yapıyor yani.
Adam demiş ki yani söz gelişi 10 deve kesiyorlar. Ha, demek ki 1000 kişi var. Normal olarak, normal şartlarda bir deve 100 kişi yiyor bir günde. Yani o toplum bunları biliyor. Buradan hesap çıkarabilir. Neyse benzeri sorular sormuş ve peygamber yürümüş gidiyor. Adam seslenmiş demiş kim olduğunuzu söyleyecektiniz. Peygamber hem yürüyormuş hem de demiş ene min ma. Ben sudanım. Adam sanmış ki Na diye bir kabile var. Bu adam da ondan birisi. Yani Allah Allah. Yani hiç duymadım da ama böyle bir kabile. Çünkü kimsin diye sorulduğunda işte ene min Kureyş. Ben Kureyş derim. Tamam Kureyş'ten olduğum adres belli. Yani Kureyş'ten olunca kim olduğumu gelir bulur. Çünkü Kureyş'in reisi vardır bilmem nedir filan. Herkesi izahe sokar. Hadi kim diyor o. O gelir seni bulur. Aha buydu. Hani polisin suçlu tespit ettiği gibi. Yeter ki bir kabile adresi ver yani. Ben emin mi? Adam şüphelenmiş ama Allah Allah hiç de duymadığım bir kabile. Acaba kıyıda köşede kalmış küçük bir kabile mi filan. Halbuki peygamber orada yalan söylememek için böyle söylüyor. Yani sudan olduğu da doğru. Yalan değil. Çünkü sizi sudan yarattım diyor. Öyle. Bu şartlarda dahi yalan söylemiyor. Çok önemli yani. Yani düşmanın silah saydığı şeylere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gücünün yettiği kadar tevessül etmemiş. El harbu hudat meşhur olan şey ise harp hiledir. Bu fiili harptir bahsedilen. Onda da mümkün mertebe yapılmaz ama yaparak başarı kazanacaksanız itibarınızı fazlaca düşürmeden, değerlerinize bir çizik bile attırmadan yaparsınız. O kadar. Evet. 5'e Cuma konusu biraz uzun ama dilerseniz şöyle 7'ye kadar onu bitirelim. Yine bu konuların birçoğu iktibasın muhtelif sayılarında, ciltlerinde daha geniş olarak işlenmeye çalışıldı. Şimdi kısaca Cuma'ya değinir isek, Cuma'dan bahseder isek, epeyce aktüel bir konu ve aktüeltesini de hemen hemen haftada bir tazelediği için hiç yitirmiyor. Her haftada bir Cuma geliyor, bugün de bir Cuma. Efendim Arapça malumunuz Cuma toplantı demek Türkçe karşılığı. Cuma'nın Türkçe karşılığı toplantı demek. Yevmil Cuma ise toplantı günü demek. Kısaca. Bize ulaşan bilgilere baktığımızda şunu görüyoruz. Araplar, Farslar, Türkler, Kürtler yani çeşitli kavimlerin kendilerine göre takvimleri var. Kendilerine göre günlere verdiği isimler var filan. Mesela Farslar Şembe, Yekşembe, Düşembe, Seşembe, Cihoruşembe, Pençembe filan. İşte yedi kaçtır onu bilmiyoruz. Tavladan, tavlanın rakamlarından fazlasını bilmediğimiz için. Öyle söylüyorlar. İşte Araplar da şu güne şu diyorlar, bu güne bu filan. Cuma gününe de diyelim pazar başlamış, pazar bir, pazartesi iki, salı üç, çarşamba dört, perşembe beş, cuma altıncı gün.
Altıncı günde de Yevmül Arube diyorlar. Yani Arapların günü. Tamam? Adı öyle. Yani geleneksel olarak ta İslam gelene kadar Yevmül Arube o güne. Cuma suresi nazil olana, toplantı suresi nazil olana kadar. Ve o gün artık toplantı günü. Yevmül Arube kalkıyor. Yevmül Cuma olarak anılıyor. Cuma suresi diye de, toplantı suresi diye de Kur'an'da bildiğiniz gibi bir sure var. O surenin şu kısa genel bilgiyi vermekte yarar görüyorum. Elimizdeki Kur'an'lara baktığınızda surelerin başının hemen altında kısa bazı bilgiler vardır. İşte Cuma suresi kaç ayettir? Medeni bir suredir. Yani Medine'de inmiştir. Yahut Mekki bir suredir filan gibi bilgiler bulunur. Bir surenin isminin altında Mekki veya Medeni deniyor oluşu hanımlar, efendim o surenin içerisinde ne kadar ayet varsa tümünün Mekke'de indiği ya da tümünün Medine'de indiği anlamına gelmez. Yani bu temel bilgiyi hatırınızda tutmazsanız çok büyük yanılgılara düşersiniz. Hani başlangıçta bir milimlik bir sapma, açıklık şurada göz fark etmeyebilir ama o giderek giderek şu ikisi arasında kilometrelerce uzaklığa neden olacağı gibi çok büyük fahiş hatalara sebep olabilir. Yani bir surenin başından Mekki deniyor oluşu, o sureye öyle denmiş olmasından öteye bir anlam ifade etmez. O surenin içinde geçen ayetlerin bir kısmı medeni de olabilir. Hatta ekseri kısmı medeni de olabilir. Bir kısmı Mekki olabilir. Çoğu Mekki, azı medeni olabilir. Yani Medine denmiş olabilir. Bu bir ölçü değildir. Cuma suresi kadarıyla medeni diye yazılan bir suredir. Bizim asıl konumuza şu Yevmül Cuma ve Salatül Cuma söz konusu olacak ya, onun için bu konunun üzerinde duruyoruz. İşte 9. ayetinde Cuma namazına gitmeyi emrettiğinden Cuma adını alan bu sure, yani toplantı namazına filan Medine'de Hac suresinden sonra nazil olmuştur, 11 ayettir filan demiş. Şimdi 9. ve 10. ayetlerini okumak istiyorum konumuz itibariyle. Ey inananlar, yani ya eyyuhel mu'minun değil mi? Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, doğru. Cuma günü amenu iza nudiye lissalati min yevmil cum'a, yani cuma günü, toplantı günü namaz için çağrıldığınızda veya çağrıldığınız zaman Allah'ı anmaya koşun. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha yararlıdır. Şimdi bu cuma günü, yani toplantı günü ne zaman? Biz tarihi bilgilere göre Kur'an'da geçen bu ayetlerin dışında şunları biliyoruz. İlk cuma namazı, yani ilk toplantı namazı Medine'de kılınmış. Ve bu namazda namazı kıldıran Muhammed Aleyhisselam değil. Yani Allah'ın elçisi değil. Kim? Kuvvetli rivayete göre Musab İbni Umeyr veya zayıf bir rivayete göre de Esad İbni Zürare, yani Medine'deki Müslümanların başı, yahut peygamberin vekili olarak Medine'de bulunup onlara İslam öğreten Musab İbni Umeyr. O gün, o güne kadar öğlen namazı kılıyorlar iken, öğle vaktinde 4 rekatlık, o gün bir toplantı tertip etmişler. Ve her gün namaz için toplanıyorlar ama ona cuma demiyorlar. Özellikle o gün, Yevmül Arube denilen gün için bir toplantı tertip ediyorlar ve o toplantıda bir hutbe irad ediyor. Ayakta bir konuşma yapıyor imam, arkasından da iniyor. Müslümanlara 2 rekat namaz kıldırıyor. Yani o güne kadar o vakitte 4 rekat namaz kılınıyorken bu terk ediliyor. 2 rekat namaz kılınıyor. Artı bir de konuşma yapılıyor. Bu bir değişiklik. Bu değişiklik Allah'ın Resulü yanlarındayken, yani yanlarında derken hayattayı kastediyorum. Hayattayken asla Müslümanlar tarafından yapılamaz. Yapılmaz da yani. Peygamber onlara demeli ki böyle böyle yapın, o yapsın. Yoksa o güne kadar onlara Allah'ın elçisi ne belletmişse onlar onu yapmak ve öyle yapmak durumundalar. Başka türlü